Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Winchill'de bilgiye ulaşmak için en çok kullandığımız yöntem olan şu sağ üstteki Global Search fonksiyonundan bahsedeceğim. Burada aradığımız objenin içerisinden bir kelimeyi ya da tamamen numarasını ya da adını yazarak arayabiliyoruz. Şu şekilde çalışıyor. Sol tarafta aradığımız obje tipini seçebiliriz. Seçmezsek tüm tiplerde arar, all types diye. Mesela ben sadece dokümana tıklarsam sadece dokümanlar içerisinde şu anda buraya yazdığım aramayı yapacak. Örneğin buraya gelip sadece doküman seçtikten sonra FMA yazarsam numarası FMA olan ya da adı FMA olan ya da herhangi bir attribütü tam olarak FMEA olan her şeyi arayacak. Yalnız ben bunu yıldız FMEA yazarsam başı önemli değil, sonu FMEA ile biten tüm dokümanları bana getirecek. FMEA yıldızı yazarsam FMEA ile başlayan sonu önemli değil. Örneğin FMEA 1, FMEA 2, FMEA 3 diye dokümanlarım varsa şu anda hepsini getirecek. Genelde burada yaptığım çift yıldız arasına yıldız FMEA yıldız yarama. Böyle yaparsam içerisinde FMEA geçen parametrelerinden birinde FMEA geçen tüm dokümanları karşıma getirecek. Mesela bu şekilde aramayı yapıyorum. Karşıma FMEA dokümanları geldi. Daha sonra bu dokümanları Winchill'deki thumbnail'larda bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Winchill tüm ofis programlarıyla çıkmış dokümanları, yani PowerPoint, Word, Excel ya da PDF'leri bu şekilde küçük resimlerde görüntülüyor. Buraya tıkladığınızda da Creo View ile bu görüntüleri açabiliyorsunuz. Ya da buraya örneğin yıldız requirement yazarsam, işte içerisinde requirements geçen, attribütlerinin birinde requirements geçen tüm dokümanları bana getirdi. Burayı CAD dokümanı arıyorum diyelim. CAD dokümanı dediğimiz CAD dataları, işte Creo ile, CATIA ile, SolidWorks ile, NX ile, Inventor ile check-in yaptığınız dataları arıyorsanız, örneğin CAD dokümanı yaptım ve buraya crank yıldız yazdım. İçerisinde crank geçen tüm dokümanları getirecek. Mesela bana şu anda bir adet crankshaft getirdi montajıyla birlikte. Ve gene bu thumbnail içerisinde görüntüyü sadece küçük resim olarak değil, 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Gene Creo View ile açıp bunu içerisinden kesit alabilir, ölçü alabilir, kullanabilirsiniz. Sadece üzerinde değişiklik yapamazsınız. Çünkü Creo View bir görüntüleme yazılımı. Burada bulduğunuz bir CAD datasının bir üst montajına ya da onun da bir üst montajına gidebilirsiniz. Şu şekilde. Ya da gördüğünüz en tepe montajdaysam bir alt montaja, onun bir alt parçasına bu şekilde gidebiliyorum. Yani where use, nerede kullanıldı ve kullandıkları şeklinde çevirirsek bu şekilde datalar içerisinde gezip istediğiniz dataya kolayca erişip, örneğin ben bunu buldum. Bunu direkt Creo'da açabilirim. Opening Creo diyerek çalışmaya başlayabilirim.